Şimdi bir cami ve tarikat üçgenine gireceğiz. Cami meselesinde arkasından bir de tarikat kampında olup bitenlere bakacağız. O camiyi bir getirir misin lütfen Görkem? Yani memleketin halini anlamanız açısından size çeşitli görüntüler. Gökhan Zan, Galatasaraylı bir eski futbolcu, milli futbolcu, benim çok sevdiğim bir kardeşim, Antakyalı ve tarihe tanıklık etmiş medeniyetler şehri Hatay medeniyettir. Türk yurdudur. Hataylılar asil bir millettir. Senin için ölüsü pis koksa da ben ve Hataylı hemşerilerim için depremde ölenler cennet gibi kokuyorlardı. Benim insanımın her hali kutsaldır diyor. Neden söylüyor? Bu aşağıdaki adam, efendim, herkes ölmüş. Onlardan bir tanesi mis gibi kokuyormuş. O kokanın da Suriyeli ordu ortaya çıkmış. Yani gerizekalılık düzeyinde, ahmaklık düzeyinde, terbiyesizlik düzeyinde aşağılık bir söylem. Toplumu provoke etmek için söylem. Gökhan Zan Alevi bir dostumuzdur. Kendisi de söylediği için onu söylüyorum. Dolayısıyla kökeni bizim gibidir, benim gibidir o da. Arap Alevisidir. Gökhan oradan delikanlıca kalkmış, aslanlar gibi orada Hatay'da dimdik durmuş ve gurur duyduğumuz bir kardeşimiz. Her şeyi yaptı. Fakat dikkat edin, orası Türk yurdudur diyor. Neden Türk yurdudur diyor? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne Arap mısın, Laz mısın, Çerkez misin diye bağlı olmuyor. Yurdunu severek bağlı oluyor insanlar. Hele Antakya gibi her tarafında dostluğun, kardeşliğin, Sünni, Alevi, Ermeni, Musevi, Hristiyan, işte Yahudi, ne derseniz deyin, bilerek sayıyorum hem mezhepleri hem dinleri, onu da altını çizmek isteyeyim. Herkesin eşit muamele gördüğü, babaannemin genç kızlığında mini etekle gezdiğinde birisinin dönüp bakmadığı, insanların şimdi bilerek ve isteyerek cezalandırıldığı, suyu yok, selde millet perişan oldu. Böyle bir yerde herifin teki, yani küfür etmemek için zor tutuyorum, siz benim yerime küfür edin. Üstelik de devletten maaş alarak çıkmış caminin tepesine, vay efendim, ölülerden bir tanesi mis gibi kokuyormuş. Neymiş efendim? Allah'ın Resulüne iman edenler böyle kokarmış. Ulan ötekiler Allah'ın Resulüne iman ediyor mu etmiyor mu? Nereden biliyorsun? Ayrıca Allah'ın Resulünü tanımak tanımamak meselesi ile bu işleri ne karıştırıyorsun? Ben sana söyleyeyim mi? Sizin Allah diye tarif ettiğiniz şey suçlarınıza, terbiyesizliklerinize, utanmazlığınıza yarattığınız kılıf, kılıf, kılıf.